Merhaba herkese, iyi akşamlar <laughs> arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün bildiğiniz gibi çay partisi dersiniz var o yüzden sorular soracaksınız, tüm sorularınızı sorarsınız ve biz elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Tamam, okay, şunun mütevelliğim eğer um, Zoom linki gönderdiyseniz gönderdiyseler Zoom linkine girebilirsiniz. Tamam? Şimdi um, hemen dersi bir şey hazırlık yapalım. Erdemliğin incilerinden ve akabinde de dersimize başlayalım. E-posta ile gelen sorular varsa da onlarla başlayabiliriz. e posteyle gelen soruları gönderebilirsiniz. Tamam bakalım ne diyor. Sayfa 124 Erdemliğin incileri dersi hazırlanmak uğruna kendimizi okumaya getirelim. Tamam mı? Gizli kişiyi yendiğinde maneviyat tatsızlaşmaya başladığında, hiç sevgi ve korku hissetmediği bir duruma geldiğinde ve kutsallık için hiçbir şey yapamaz durumda olduğunda, tek yardımcısı yardana ona acıması için yalvarmak ve gözlerinden ve kalbinden perdeyi kaldırmasını istemektir. Yakarış çok önemli bir meseledir. Bilgelerimizin yazdığı gibi. Göz yaşının kapısı haricinde bütün kapılar kilitlidir. Dünya bununla ilgili olarak sorar, sorar. Eğer göz yaşı kapıları kilitli değilse, o zaman kapılara neden ihtiyaç var ki? Özellikle bütün kapılar kapalıyken göz kapı, göz yaşı kapısı ne zaman kilitli değildir? Göz yaşı kapısı için her zaman bir yer vardır ve kilitli değildir. Bununla birlikte dua kapıları açık olduğunda gözyaşı kapıları ve ağlamak konu dışıdır. Gözyaşı kapılarının kapalı olmasının anlamı budur. Peki o zaman gözyaşı kapıları ne zaman kilitli değildir? <laughs> Özellikle bütün kapılar kilitli olduğunda gözyaşı kapıları açıktır. Bunun sebebi kişinin hala dua yardımına ihtiyacı olmasındadır. Ruhum gizlice ağlayacak anlamı şudur. Kişi gizliliğe geldiğinde ruhum ağlayacak çünkü başka seçeneği yoktur. Bal Sılam duydum makale 18. Çok güzel bir makale yolda kişinin yaşayacağı şeylerden bahsediyor. Okay. Evet arkadaşlar bu ders kesinlikle 10. dersimiz değil mi? Ve çay partisi dersimiz. O yüzden umarım hepinizin önünde çay, kahve, pasta neyiniz varsa vardır. Ben de iki bardak aldım bugün. Ve birden 10. derse kadar yaptığımız veya kabala ile ilgili kafanıza takılan her türlü, en azından bizim metodumuzla her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ki bizim nasıl çalıştığımız sizler için net olsun. Tamam. e posta ile sorular sanıyorum yok e postayla ilgili, e -postayla sorular yoksa da hemen gelebilir sorulara. Yavaş yavaş üstünden geçeceğiz. Tamam dediğim gibi bu ders herkes kurtlarını döksün. Ondan sonra temiz temiz 11. derse başlayalım. Tamam bir de unutmamışken şunu söyleyeyim: 21-22-23 haftası kongre var. Ders olmayacak. 21-23 Şubat arası Şubat kongre var. Ha. Tamam. 20 sanıyorum 20'si pazartesi günü. Pazartesi akşamı. Evet, pazartesi akşamı dersi var. 22'si e, çarşamba olacak. Ve çarşamba günü e, ders olmayacak dolayısıyla. Tamam? Bilginiz olsun. Ona göre haberiniz olsun. Okey. Ve e-postayla gelen sorularla hemen başlayalım. Ondan sonra da normal sorulara geçeriz. Tamam mı? İbrahim sormuş Kocaeli'den. Merhabalar Mutlu Hocam. Almak için almak ile ihsan etmek için almanın arasındaki farkı örnekle açıklayabilir misiniz? Almak için almak, <laughs> kendim için almak. Tamam. Şimdi şöyle bir durum var. Dört koşul var, tamam? Daha doğrusu iki koşul var ama ben yine de detayına gireyim sana. Madem sordun, şunu temizleyelim. Şimdi, biz bu dünyadayız. Tamam? Burada bizim için yapacak bir şey yok. Burası almak için almak. Yani egoistçe alıyoruz, tamam mı? egoistçi. Herkes egoist bu dünyada. Göreceğiz de yakında tamam mı? Ne aileler kalacak ne hiç her şey darmadağın olacak. İnsanların arasındaki ilişki falan filan kalmayacak. İnsanlar anlaşamayacak bile hiçbir konuda. Ne işte ne evde ne ailede hiçbir yerde. Niye? Çünkü egoizm hüküm sürüyor burada. Tamam mı? Bu dünya. Bizim dünyamız yani. Bizim dünya değil. Bizim dünya. Yapacak bir şey yok. Almak için almak bu. Kendim için almak. Maneviyatta yani mahsumun öteki tarafında. Burası mahsum. Tamam. Merhamet var. Sevgi var. Tamam. Merhamet, ihsan etmek için ihsan etmek. sevgi ihsan etmek için almak. Okay. O yüzden almak için almak burası. Aradaki fark farkları dediğim gibi bu hissetmek etmek için tam bir Yardana karşılık vermek için bu işte kendimi doldurmak için Hissetmek etmek için, Hissetmek etmek için hiçbir şeye ihtiyacım yok demek. Merhamet seviyesi. Tamam. Hiçbir şeye ihtiyacım yok, hiçbir şey almıyorum kendim için. Kendimi o şekilde muhafaza ediyorum. Tamam. Egomu hiç kullanmıyorum demek. Zohar'daki şu biraz büyütelim. Golem kelimesi ne demek? Adem yaratılmadan önceki ham toprak hali olarak biliyorum. Bu yaratılış yaratılışçılığa girmiyor mu? Doğukan. Öyle olmuyor o. Tamam Adem'in ne olduğunu daha önceden konuştuk. Tamam mı? Toprak ne demek? Alma arzusu demek. Kafanızda şeylere dalmayın, bu dünyaya dalmayın. Kitapları dinci gibi okuyorsunuz. Öyle uygun değil. Toprak demek, ne dedik? Toprak eşittir alma arzusu. O yüzden suyu emer. Doğası o. Alma arzusu. Ne diyor? Adem ben seni topraktan yarattım. Bir alma arzusu olarak yarattım diyor. O kadar bitti. Başka hiçbir şey değilsin. Sıfır. Tamam. Al O Ben de sana isyan edeceğim diyor yaratan. Nokta. Durum ne ibaret. Sen alacaksın ben de vereceğim. Koşullar böyle. O kadar. Topraktan al Marsu dediği bu. Adem de topraktan yarattım dediği bu. Yani kille yaratmadığı kesin. Tamam. Kil ustası değil biliyorsun yerden. Burada olay. Toprak derken doğanın kanunlarındaki olan koşulları bir hikaye anlatmak için kullanıyorlar. Kafanız yine din kitaplarına gitmiş. Ufuk soruyor Arnavutluk'tan. Çevreyi nasıl inşa, inşa edeceğiz? Kabala bilimi çalıştığımız etrafımızdaki... Okey. Teker teker gidelim. Çevreyi nasıl inşa edeceğiz? Şimdi bak. Çevre şu şekilde inşa edilir. Elimdeki kaynaklar ne? Elimdeki olanaklar ne? Tamam. Bir şey inşa etmek istiyorsam... Elimde ne var? Elimde ne var? Tamam. Çevreden de çevreden ne istiyorum? Tamam. İstediğimi elde etmek için ne yapmam lazım? İstediğimi elde etmek için ne yapmam lazım? Bunları yazmıyor musunuz? Bunları yazacaksınız. Tamam, elde etmek için ne yapmam lazım? Bunları yazacaksınız ve düşüneceksiniz bunların üzerine. Ne yapmam lazım? Çünkü bunları düşünmezseniz nasıl bir şey inşa edebilirsiniz ki? Bir plan program yapmanız lazım öyle değil mi? Bir şey istiyorum ben hayatta. Şimdi benim elimdeki koşullar ne? Ne elde etmek istiyorum? elimdeki koşullar ne? elimdeki koşulları nasıl kullanacağım ki istediğim şeyi elde edeyim? Çevre ne demek? Beni etkileyen güç demek. Tamam ya medya, arkadaşlarım, aile, iş, güç, dışarıdaki her şey beni etkiliyor. Şimdi eğer ben <laughs> dışarıda beni etkileyen şeylere karşıt bir güç inşa edeceksem ki bu karşıt güç beni materyalizme değil ama maneviyata doğru etkilesin. O zaman ne yapmam lazım? Kendime, ups, ne yaptık biz? Kendime, bu çevreye karşı bir çevreden şey yapmam lazım. Bu çevrenin içerisinde ne var? Medya, okul, iş, ne bileyim? Aile, arkadaşlar, aklınıza ne geliyorsa. Tamam. Orada da, burada da medya vesaire var. Burada da ne var? Burada da rehber var. Kitaplar var. Dersler var. Ondan sonra cevap dersler. Tamam? Bizim de medyamız var. Tamam? Bizim de şarkılarımız falan var. Şimdi internet sayfamızda gördüyseniz orada şarkılar yerimiz var. Tamam gidin mesela şarkılarımızı dinleyin. Oradaki şarkıları arkadaşlar yaptı. O yüzden bizim gruptaki arkadaşların yazdığı şarkılar var. Bir dinleyin. Çok güzel şeyler var orada. Tamam. Mı? Dolayısıyla bu beni, bu çevre beni dünyevi hayata doğru etkiliyor. Tamam mı? Bu çevre de beni manevi hayata doğru etkiliyor. Ben de iki ara bir deredeyim. Eğer çevre inşa etmek istiyorsam ne yapacağım? Özgür seçimi kullanacağım. Özgür seçim iki zıt koşula karşı olur. hangisine yapacağım özgür seçime bağlı. Bu kişinin kendi kararı ama çevreyi yardım almak için kullanabilir. Tamam? Kabala çalıştığınızı bence etrafınızdakilere söylemeyin. Ben de söylemiyorum, hala söylemiyorum. Sadece bana çok çok yakın insanlar biliyor. Tamam? O yüzden dışarıdaki insanlara söylemeye gerek yok. Yakın insanlara bile ben ilk etapta hiç söylemedim. Onu da söyleyeyim size. Yani bana çok yakın olan insanlara bile ilk etapta hiç söylemedim. Ne haber nasılsın her zamanki gibi. Her zamanki mutlu. Kokar. Niye? Çünkü başlarlar şimdi bir sürü şey söylemeye. O yüzden kendinde saklı olsun. Bazı konuşmaya gerek yok. Bir başka nokta ise birbirinden fiziksel anlamda uzak olan grup üyelerinin beraber çalışması nasıl olacak? Pardon mikrofonda problem varmış bir başka nokta ise birbirinden fiziksel anlamda uzak olan grup üyelerinin beraber çalışması nasıl olacak? Hiç sorun değil. Sanal çalışacağız. Şimdi nasıl sanal çalışıyoruz? Zoom'a girdiniz mi hepiniz? Bakayım Zoom'da mısınız? Kimler bizlerle beraber? Zoom'da mıyız? Okey tamam. Bakın bir sürü arkadaş hep beraber sanal çalışıyoruz Zoom'da. Hiç de öyle kötü bir şey değil. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bu şekilde beraber çalışacağız. Şimdi bakın dünyevi e, dünyevi diyorum Güney Barut'ta da her sabah derse sanal olarak katılan insanlar var dünyanın her bir tarafından. Tamam? Mı? Burada önemli olan şey şu. Şimdi eğer ben uzaktaysam ve yalnız başımaysam ki ben ben de öyleydim, tamam? Ben de bir zamanlar Avustralya'daydım orada kimse yoktu vesaire vesaire. Tamam? Yerden bize belli, belli bir takım koşullar verdiyse yapacak bir şey o koşulların bu. Tamam çevre biraz önce nasıl inşa edilir diye sordu arkadaş. Çok basit. Elimdeki koşullar neyse ona göre inşa edebilirim. Eğer yerden da beni ne bileyim atıyorum nereden mesela arkadaşımız? Nerede Arnavutluk'ta. Tamam? Arnavutluk'ta diyelim kimse yok. Ama çıkar şimdi birisi. Sen çıktın ya kesin birisi çıkar oradan. Tamam? Ve ona göre elindeki koşullara göre sanal çalışacaksın. Mesela bizim bir sürü arkadaşımız var yalnız çalışan. Tamam Adana'dan bir arkadaşımız var, Diyarbakır'dan bir arkadaşımız vardı. Geçmişte hala aramızda, şimdi o İzmir'e taşındı gerçi. Ondan sonra ne bileyim Moskova'da, e, şeysin, Petersburg'da çalışan bir arkadaşımız var, Osman'ımız var. Var da var. O yüzden yalnız olmanız önemli değil. Önemli olan şey elimde fırsat varken değerlendirmemek. Tamam çünkü yerden biliyor orada yalnız olduğunu. Zaten koşullarımı da kim hazırlıyor? O, o hazırlıyor. Başka hazırlayan yok. Ha dediği şey bana şu ufuk tamam sen buradasın yalnızsın az sıkıntı yok. Niye? Çünkü 21. yüzyıldayız. Cep telefonunu al. Tamam. Al cep telefonunu. Tıkla zoom linkine ve takıl. Tamam. Dinle dersi. Dinle arkadaşlarla beraber ol. Vesaire. Tamam. O yüzden dert etmeyin bunu. Hiç sıkıntı değil. Bizlerle beraber ilerliyorsunuz. İlerleyen yıllarda da hep beraber kongrelerde falan buluşuruz. O uzaklığın e, telafisini yaparsınız. Merak etmeyin. Önemli olan elimizdeki koşullarla çalışmak. Tamam? İki, Toradaki hikayeler neden fiziksel olayların anlatılması şeklinde tarih kitabı gibi yazıldı? Çünkü o zaman adamlar onu yaşıyorlardı. Şimdi bak. Bunu anlatmak biraz zor. Nedenini de söyleyeyim sana. Kişi maneviyatı yaşarken İki dünyayı bir arada yaşıyor. Biz ne diyoruz? Biraz önce ne, ne çizdim size? Dedim ki bakın burası mahzom yani bariyer. Tamam mı? Maneviyatla bizi ayıran algıya mahzom diyoruz. Bariyer. Şimdi maneviyatı edinmiş bir adam için bariyer falan yok. Onun için bunun hepsi bir dünya. Hepsi bir realite bu adam için. O yüzden hem bu dünyada yaşarken hem maneviyatı yaşıyor. O yüzden adam Mısır'dayken, hayatı iyiyken kendisini iyi hissetmiyor. Şimdi bizim hayatımız da öyle bak. Biz de 21. yüzyılda Tora'yı yazıyor olsaydık. Tamam mı? Mesela. Şimdi sen Arnavutluk'tasın belki. Evinde televizyon var, internet var, cep telefonun var. Yani açlıktan ölmüyorsun. Keyfin yerinde yani. Yani anlatabildim mi? Ama hayat tadı tuzu yok. Boş. <laughs> Mısır dedikleri olay bu. Şimdi bizim aynı şey yaşadığımız durum. Yani onların yaşadığı bizim yaşadığımız arasında pek bir fark yok. Tamam? Onlar da Mısır'da yaşıyordu. Mısır'da yaşadıkları zaman hayat güzeldi. Mısır en medeni ülke. E sen de Avrupa'dasın. Tamam? Medeni bir yer sayılır. Tamam? Orada yaşıyorsun. Her şey iyi. Yani sıkıntı yok. Ama hayatın tatlısı yok. Mısır'da yaşadıklarının aynısını biz şimdi yaşıyoruz. Ama 21. yüzyılda. Şimdi biz de Torah'ımızı yazarken diyeceğiz ki neredeydik? Bir zamanlar işte Avustralya'daydık. Hayat güzel, plajlar güzel, güneşin batışı güzel, yemekler çok güzel. Dünyanın en güzel suşisi orada. En güzel kahvesi de orada. Ama hayat çok sıkıcı. Hiç tadı tuzu yok. Her şeyim var ama hiçbir şeyden zevk almıyorum. Bizim yaşadığımız şey dünyada şu anda bu. O yüzden tüm o batılı ülkelerde depresyon vesaire bu tür şeylerin hepsi neden kaynaklanıyor? Hayatın tadı tuzu yok. O yüzden adamlar hikaye yazarken yani hayatlarından aynen bizim şimdi yaşadığımız gibi konuşuyorlar. O yüzden bize hikayemiş gibi geliyor. Ama kendi hikayeni alt çevir. Göreceksin adamınkiyle aynı. Tamam Fark yok. Tamam o yüzden Babil'den, Babil'in hikayesiyle de aynı. Şimdi tüm dünya Babil. Karman çorman. Babil'den, Babil'de İbrahim'le kim çıkıyor? İbrahim boş adamların hepsini topladı diyor. Tamam mı? Ramhal'ın kitabında. Ne demek boş adamların hepsini topladı? Yani hiçbir işe yarayan adam yok muydu Babil'de, İbrahim'in yanında? Hepsi işe yarayan adamlardı. Boş adam dediği hayatı boş hisseden adamlar. Babil'den de o şekilde çıktılar. İbrahim kimi çıkardı oradan? Onları çıkardı. Yoksa Babil'de keyif yerinde olan adam gelmedi ki. Keyif yerinde olan niye gelsin? O yüzden bu hikayelerin hepsi o kişiler hayatlarını yaşarken hissettikleri manevi koşullarda ilerlerken yaşadıkları şeyler. O yüzden yaşadıklarını yazıyorlar. Siz de ileride kitap yazarken dersiniz ki işte ben Arnavutluk'taydım. Her şey çok güzeldi. Her şey çok iyi, Avrupa'dayım ama püf, hiçbir şeyden haz almıyorum, ama aynı şey. O yüzden, dedim anlatması zor gibi geliyordu ama şimdi bak dedim, <laughs> kolay ve pratik bir şekilde anlamış olduk. Onların da hayatı bizimkinden farklı değil, tamam. Talmud'da Yahudilere 618 yasa verildi. Bu yasaları uygulayan bir baba yiğit çıkmış mıdır acaba? Bu uygulaması imkansız yasalara neden gerek duyuldu? O yasaların hiçbirini hiç kimse bu dünyada uygulayamaz. Ama yani dini ve cibeler denilen o yasaların hiçbiri bu dünyaya ait değil. Ama ne yapıyor? Dinci vatandaş var. Sanıyor ki eliyle koluyla başıyla bir tarafıyla bir şeyler yaparsa öldükten sonra bir yere gidecek. Öldükten sonra bir yere gitmeyeceksin diyor kabalistler. Öldükten sonra bir yere gitmiyor insan. Bu dünyada yaşarken kişi yaratanı edinmek zorunda. 618 değil, 620 yasa var. 613 tanesini kişinin kendisi yapması lazım. Geriye kalan 7, yaratanın adam üzerine yapacağı ıslahlar. 613'ün 612'sini halledersek, 613.sü .'si otomatik olarak olacak. Sevgi denilen koşul o. Tamam mı? ve üstünde de yedi sevapla, ıslahla daha doğrusu yedi sevap diye geçer ama maneviyatta sevap diye bir şey yok öyle. Sevap demek ıslah olmak demek. Tamam. Yedi ıslahı da yaratan yapacak. O yüzden 620 olarak bilinir. Adamın işi 613. Bunları hepsi yaratanın ifşasından sonra yapılabilir. Hiçbiri burada yapılmaz. Yani hiçbirini kişi buradayken yapamaz. Bu dünyadayken bunların hiçbirini yapamaz. Her şey sadece sevap ne demek? Sevabın amacı sevabı vereni bilmek derler. O yüzden adam yaradanla kalpteki noktasıyla birebir temasta olmadan hiçbir sevap falan işleyemez. O yüzden bu dünyada dini vecibeler sevap işten yani sevap işlediği insan vatandaşlar var. Bırak onlar öyle yaşasınlar. Sıkıntı yok. Tamam Sokakta herkes istediği gibi yaşıyor. Sonra göçüp gidiyor. Önemli olan şey ilk etapta o yüzden buradan şuraya çıkmak. Ancak buraya çıktıktan sonra kişi yaratanla ilk teması yaptıktan sonra tüm arzuları ne? Hangi yönde egoist? Sağ çizgi, sol çizgi nerede? İkisi nasıl orta çizgide mutabakata getirilir? Bunların hepsi o maneviyatta. Yani mahse, mahsum geçtikten sonra. Hiçbiri bu dünyada değil. O yüzden tutmuş baba yiğit var mı? Bu dünyada var. Kabalistler. Onlar. Tamam. Ondan sonra cuma başka şöyle yapacağım. Sorular devam ediyor. Daha önceki bir videomuzda maneviyatı ararken Dalai Lama'ya kadar çıktım demiştiniz. Buna istinaden size göre Kabala'nın diğer maneviyat öğretilerden üstünlüğü nelerdir? Bakın arkadaşlar öncelikle <laughs> Kabala'nın yani benim açımdan konuşurum tamam mı? Biz hayatta her zaman kendi açımızdan konuşuruz. Başkası açısından asla konuşamayız. Burada adamın kalbinin rahat etmesi önemli, maneviyat çalışırken. Burada derken nerede çalışıyorsanız çalışın, önemli değil. Tamam Önemli olan şey, maneviyatı çalışırken nerede içiniz rahat ediyor. İçinizin rahat ettiği yerde çalışmanız lazım. Benim de orada duyduklarım, gördüklerim, içimi yaptıklarım da <laughs> dedi ki yapacak bir şey yok. Yani Kabalaya geldim, o ayrı bir olay. Neden? Çünkü baktım gördüm ki burada kişinin hayata yaklaşımı iki açıdan. Bir bilimsel açıdan, iki kendisini tanımaya ve doğayı tanımaya yönelik. Yani bir taraftan yaratılışı tanımak zorundayım, bir taraftan kendimi tanımak zorundayım, i̇kisini de entegre etmek, etmek zorundayım. Ama bir nevi sağ-sol orta çizgiyi inşa etmek gibi. O yüzden ben çok akıllıca geldi. Çünkü insanın bilmediği şey ne? Kendisini bilme, bilme bilmiyor. Değil mi? İnsanın en büyük problemi ne? Kendisini bilmemesi. Bu yüzden de kendisi ne yapacağını da bilmiyor hayatında. Sıkıntı yani. Tamam ne yapacağımı bilmiyorum. Hayat ne var onu bilme Hiçbir şey bilmeden ölüp gidiyor adam. O yüzden okuduktan sonra tüm bağlısılamın yazılarını İngilizce'ye çevrilmiş her şeyi okudum. Bitirdim. Rabaşı şuydu. Bütün her şey başlamadan önce. Dedim ki tamam bunu çalışmak gerekiyor. Çünkü adamlar her şeyi hem hissi hem zihinsel olarak tatmin edici bir şekilde mantıklı anlatıyorlar. Böyle uçuk muçuk hikayeler yok. Oradan ışıklar geldi, buradan bilmem şimşekler çaktı. Birden de rüyamda bilmem vahiy geldi falan öyle saçma sapan şeyler yok. Somut doğanın kanunlarına göre gidiyorlar. Tak 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 net gözünle gördüğün, hissettiğin, algıladığın, yaşadığın şeyleri anlatıyorlar. O yüzden gerçekçi bir şey. O yüzden benim için uygun olan böyle bu olduğunu hissettim. O yüzden de o gün bugündür çalışıyorum. Tamam çalışmak için de buraya kadar taşındım. De demek ki içim rahat etmiş. <laughs> tamam. Ondan sonra Cuma soruyor ızdırabı, ızdıraba neden olan egomuz mu? Eşek, egomuz bu soruyu anlamadım. Bunu tekrar yazın buraya. Bunu anlamadım. Izdıraba neden olan egomuz mu eşek? Egomuz değil mi? Tam soruyu anlamadım. Onu Fulya'nın sorusunu tekrar bir yazarsınız. Tamam. Ondan sonra cuma kapatalım. Şöyle alayım. Şimdi sorularınıza geçelim. Bu arada herkesin çayı kahvesi falan var mı? Bir tek ben içiyormuşum gibi geliyor çay kahve. Hı? Sizin de varsa siz de söyleyin. Bitkisel çay getirmişler bana. Tamam okey güzel. Rahat rahat ders yapıyoruz. Bugün yani rahat ders yapacağız. <laughs> Keyfinize bakın o yüzden. Tamam. Ondan sonra Meral Hanım soruyor. Antalya'dan. Mutlu hocam geçen derste her dünyaya gelişimizde kadınsak, kadın olarak erkeksek erkek olarak geleceğimizi söylediniz. Bu kadınlara haksızlık değil mi? Neden biz başka bir hayatta erkek olmayı deneyimlemeyelim? <laughs> Niye? Belki bizim yerimizde olsan diyeceksin ki Aa, iyi ki iki kadın olmuşum. Tamam onu da diyebilirsin. Bak bizim hayatımızın haline. Sağ her gün sabah işe git, şuraya koş, buraya koş. Onun peşinde koş. Bunun peşinde koş. Tüm hayatımız koşturmaca ile geçiyor. Bence <laughs> bence keyfiniz yerinde olsun. Hiç yerimizde olmayı isteyecek bir durum yok. Erkeğin ızdırabı aslında her zaman kadınınkinden daha fazla. Siz kadınlar bir kere daha güçlüsünüz. Izdıraba daha dayanıklısınız. Daha aklı selim varlıklarsınız. Tamam. Yani baktığınız zaman öyle. Erkeklere baksan her türlü gereksiz şeyi icat etmiş bir, bir, bir yani nasıl bir varlık oturup düşündüğünüz zaman bir, bir garip gerçekten. Neler icat ediyor? Futbol top peşinde koşar. Bütün gün. Kadın denilen varlık şekil şemal vermese bütün gün göbeğini kaşır ağacın altında yaşar. Böyle yani hareket etmez. Öyle garip gerçekten biraz erkeğin doğasını düşünürseniz anlarsınız dediğimi. Garip bir varlık. Ha? O yüzden o yüzden öncelikle biraz düşünün erkeğin neler yaşadığını, nasıl bir varlık olduğunu. Ondan sonra yerinde olmayı olmayı şey yapın. Düşün. Tüm problemler dünyada kimden? Erkekten. Hayatta yaptığı her şey ne için? Kadınlara kendini kanıtlamak için. Ha? Böyle baktığın zaman erkeğin doğasına gerçekten gereksiz bir doğası var. Leş. Tamam ama leş olmak zorunda. Niye? Çünkü bu düşük en alçak seviyeden yükselmek zorunda. Tamam. O yüzden haksızlık falan yok bir de doğada. Neden onu da söyleyeyim. Şimdi doğada bir denge var. Ve hepimiz baktığımız zaman şey gözüyle bakmamız lazım. Vücut gözüyle bakmamız lazım. Realitedeki rolümüz gözüyle bakmamız lazım. O yüzden tüm realiteyi ele alacağız. Tamam mı? Biz şimdi maneviyat çalışırken özellikle kabalada insanlara beden gözüyle bakmayız. Tüm realite, tüm yaratılış içerisinde bir parçayız. Şimdi insan genellikle doğası gereği doğa ve ben diye düşünüyor ve doğanın üstünde sanıyor kendisini. Yani doğa var, ben de dışındayım. Özel bir varlığım falan sanıyor. O yüzden sürekli doğanın tokatlarını yiyor. Ama işin açıkçası bir yaratılış var. Ve olaya kadınmışız, erkekmişiz gözüyle bakmamamız lazım. Olaya benim burada yerim ne? Benim burada yapmam gereken şey ne? Rolüm ne? O gözle bakmam lazım. Ha? Çünkü yaratan bize şey gözüyle bakmıyor. Kadındı, erkekti, bunu severim, bunu sevmezdim. Yok öyle bir şey. Yaratan hepimize doğamıza uygun bir rol verdi. Yapmamız gereken şey de bunu yerine getirmek. Şimdi siz atıyorum Antalya'da meral. Tamam? Öyle dedim yanlış oldu. Antalya'da meral demek ki sizin sürekli bu yaratılışta burada bir yeriniz var. Buna göre de yapmanız gereken şey yapmanız lazım. Tamam? Başka kimler var yanınızda? Kozan var İstanbul'da. Şimdi bu da Kozan diyeyim. Kozan da burada yapması gereken şey yapmalı. Ondan sonra Beril var Ankara'da. O da burada yapması gereken şey yapmalı. Yani hepimizin yapması gereken şeyler var. Rolümüz var. tıpkı, tıpkı bedende Nasıl? Kalbin rolü var, ciğerlerin rolü var ama kalp demiyor ki "Beni niye kalp yaptın kardeşim? Bütün gün pompala 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 iş gücüm yokmuş gibi. Niye ciğer olmadım? Ya da niye el olmadım? Şöyle bir ustalıkla bir şeyler yapayım." falan demiyor. Niye? "Abi benim işim bu." diyor. "Ben bundan anlarım." Biz henüz rolümüzü keşfetmedik. Eğer keşfederseniz rolünüzü, o zaman göreceksiniz ki "Aa ne kadar uygun bir şekilde yaratılmışım. Ne kadar tam cık, buraya uygun bir haldeyim." ...bizim problemimiz biraz önce dediğim gibi... ...yani ne yapacağımızı bilmiyoruz hayatımızla... ...o yüzden hayatımızda ne yapacağımızı bilmediğimiz için... ...rolümüzü yerine getiremiyoruz... ...ne yapacağımızı kendimizi entegre edemiyoruz... ...yani doğanın içerisinde... ...doğru bir yere... ...konduramıyoruz kendimizi... ...ama kabala bunun için var... ...o yüzden bir, çok... ...güzel bir... bir ...metod çünkü kişinin... ...kendisini çok iyi görmesini... ...anlamasını... ...ve o genel güç olan yaratanla birlikte tüm doğayı kullanarak bağ kurmasını çok güzel öğreten bir ilim. Eğer bunu güzel bir şekilde hep beraber çalışırsak yani zamanla hissedersiniz siz de. Ama hiç kimse öyle haksız yere muamele görmüyor. Hepimizin bir yeri var, bir işi var yapmamız lazım. Tamam? O gözle bakın. Yani biz kadın erkek gözüyle bakmıyoruz hiçbir zaman. Tamam mı? Elbette metodolojiye göre öğrenmede metodlar farklı. Tamam mı? biraz bayanların öğretim öğrenmesiyle erkeklerin öğrenmesi biraz farklı. Ama bunun nedeni doğanın kanunlarından kaynaklanıyor. Kadının daha eksik ya da az olduğundan kaynaklanmıyor ki. O yüzden hepimizin doğanın kanunlarını iyi anlaması lazım ki bu üzerimizde işleyen o gücü, doğayı, de doğanın arkasında işleten yaratının... neden bize bu şekilde davrandığını önce bir anlayabilelim. Çünkü sıkıntımız anlayamamak. Tamam. Ondan sonra Kozan sormuş. haz ve ızdırap konusunda nasıl denge sağlayabiliriz? Haz, heyecan ve coşku gibi konularda kontrol sağlamak için İç çalışmamı yapmak gerekiyor. Bence burada yapmanız gereken şey arkadaşlar, yani dengeyi kurmakla falan filan fazla, bence ilgilenmeyin çünkü o dengeyi kurmamız zorsa, zor, kuramayız zaten. Yaratan bize öncelikle ne yaşamamız gerekiyorsa yaşatmak durumunda. Tamam. Hep beraber ne yaşayacaksak hayatta yaşayacağız. Çünkü hayat bizi yaratışın amacına getirmek üzere üzerimizde etki yapıyor. Hiçbir şey hasbel kader olmuyor. Yaşadığımız her şeyde, öğrendiğimiz her şeyde, tüm tecrübelediğimiz her şeyde yaratanın bize vermek istediği şey şu. Buradan bir şey kap. Bugün vasıtasıyla yarını inşa et. O yüzden yaşadığımız tüm heyecan, ne bileyim sevgi, nefret, iyi, kötü, olumlu, olumsuz her şey önemli değil. Önemli olan şey bunların hepsini nasıl alacağım ve kendimden bir gözlemci yaratacağım. Ne demiştik hatta? Hatırlıyorsunuz realitenin algılanmasında realiteyi algılamaktan bahsederken ne dedik? Tüm realite ne dedik? Kozan mıydı buradaki? kozan soruyu da soran kozan ne yapmam lazım şimdi? Tüm yaratılış var ve ben şimdi manevi çalışmada kendime yeni bir bakış açısı yaratmam lazım. Dışarıdan bakmak. Tamam? Tüm realiteyi benimin dışından gözlemlemeye başlamak. O yüzden bu kozan ne bileyim mutluydu mutsuzdu, heyecanlıydı, heyecansızdı, şuydu buydu. Yaşamasına gerek yoksa yaşasın, sıkıntı yok burada. Önemli an yavaş yavaş dışarıdaki o gözlemci olmaya başlamak. Neden onu da söyleyeyim size. Çünkü bizim doğamız tümüyle almaya endeksli yaşadığı için yani bir program dahilinde işliyor. Bilgisayarda programlanmış bir robot gibiyiz hep almaya yönelik, almaya yönelik, almaya yönelik çalıştığımız yavaş yavaş dışarıdan kendi gözlemlemeye başlarsan doğanın nasıl hep almaya endeksli olduğunu ve tüm o girintilerini, çıkıntıları, detaylarını görmeye başlarsın. <laughs> o yüzden bence önemli olan şey burada neyi yaşayacağım, neyi yaşamayacağım, neyi yaşıyorum, yaşamıyorum derdinde olmak değil. Bence daha ziyade burada yapmamız gereken şey elimizden geldiğince Um, e, ilerlemek için çaba sarf etmek. Tamam? Ne kadar ilerlemek için çaba sarf edersek o kadar çok hissi yani yoğun hisler yaşarız. Ve ne kadar yoğun hisler yaşarsak o kadar iyi. Çünkü biz sonuç itibariyle insansak hissi bir varlığı. Zihinsel bir varlık değiliz biz. <laughs> Önce hissediyoruz. Hissimizin üzerine akıl oluşturmaya çalışıyoruz. Tamam eğer akıllı oluşturamazsak da ne yapıyoruz? Ağlıyoruz. Tamam, göz gelmesinin nedeni daha önce bahsettik. Kişinin kalbiyle aklını mutabakata getirememesi, duygusallığın aklı aşmasıyla ağlamaya dönüşür. O yüzden bizim yapmak istediğimiz her zaman ilerledikçe maneviyatta his ve aklı hep mutabakata getirmek. Tamam? O yüzden <laughs> ne yaşayacağımı bence hiç kafayı takma. Daha ziyade yaşadıklarımı nasıl erdemlilikle anlayarak his yani hisleri anlayarak yolda doğru bir şekilde yönlendirerek yaşayabilirim. Onu çalışmamız lazım bence. Ondan sonra Ankara'dan Beril soruyor. Diyor ki merhabalar. Abra kadabra benim bildiğim anlamıyla bir, birinci bu dünya gibi yok ol. ikinci söz verdiğim gibi yaratacağım. Anlatılan her şeyi çok yiyor. Anlamını doğru mu biliyorum? Valla abra kadabra ben en son çocukken sihir, sihir defterlerinde kitaplarda falan okumuştum. Ya da çizgi filmlerden Bilmiyorum. okey bir işin açıkçası bilmiyorum. Merak ettiğim bir kelime değildi. O yüzden biliyorum desem yalan olur. Tamam mı? ondan sonra e, haberim yok. Okay, ama bakın <laughs> dünyada büyü, sihir vesaire gibi şeylerden de bahsediliyor bazen. Ama abrakadabra kelimesini ben sadece çocukken çizgi filmlerde duymuştum. Bilmiyorum o yüzden. Tamam Okey. Yasemin soruyor. Egoist zevk alma arzusu ve zıtlığın neticesi olan özellikler ve yaratandan ayrılma manevi dünyalarda hiç var olmadı ne demektir? Egoist zevk alma arzusu ve zıtlığın neticesi olan özellikler ve yaratandan ayrılma manevi dünyalarda hiç var olmadı ne demektir? Şimdi bakın, realitede <laughs> bu güzel bir soru çünkü bunu işledik, bunun tekrar üstünden geçebiliriz biraz. Şimdi bakın, yaratan bir şey yarattığı zaman Evirmesine, çevirmesine, bozmasına ihtiyacı yok. Tüm realiteyi yaratan yarattığı zaman tamam mükemmellik de yarattı. Çünkü zaten ilk yarattığı zaman mükemmellik de yaratmasaydı ve daha sonra değişiklikler yapıyor olsaydı yaratan için mükemmel diyemezdik. <laughs> Dedik yani baştan nahoş yapmış yani baştan bir şey yemiş, nane yemiş şimdi de düzeltmeye çalışıyor derdik. Yaratana mükemmel diyemezdik. Burada olan şu. Yaratan tüm yaratılışı yaratırken başta mükemmellik içinde yarattı. Tamam mı? Bizi de hepimizi de burada mükemmellik içinde yarattı. Sıkıntı yok burada. Hepimiz de mükemmelliği hissediyoruz. Burada da sıkıntı yok. Ve tüm manevi dünyalarda bunun içerisinde. Tamam mı? Böyle çember çember. Hani daha önce çizmiştim hatırlıyorsunuz. Tamam? Bir daha çizerim istiyorsanız bir ara. Tamam? Hepimiz o mükemmelliğin içerisindeyiz. Yaratanın yalnız bize vermek istediği şey sadece mükemmellik hissiyatı değil. Mükemmelliğin ne olduğunu da anlamamızı istiyor. Yani bir çocuğun elinde ne bileyim pamuk şekeriyle kendisini iyi hissettiği ve çocuk olarak o güzel mutlu hissiyatta kalarak hayatını geçirmesini istemiyor sonsuza dek. Yaratanın bize vermek istediği çok güzel bir şey var. Onun düşüncesi, onun aklı, onun becerileri. Tamam. Bize bunları vermek istiyor. Tıpkı iyi bir baba, iyi bir anne çocuklarına her şeyi vermek istediği gibi. Tamam, Yaradan da bize her şeyi vermek istiyor gerçekten ama bizim o mükemmelliği eğer yaratandan öyle alırsak kendi çabamız olmadan o zaman onun aklını, düşüncesini edinemeyiz. Yaratan ne diyor? Diyor ki ben her şeyi yoktan var ettim. Tam sıfırdan yoktan her şey, yaratılan falan yoktu, hiçbir şey yoktu. Siz de aynen yoktan beni var edeceksiniz. Yaratanın da istediği bu. Ne demek yoktan yaradanı var etmek? Biz yaradanı hissetmiyoruz. O da diyor ki, sizler beni hiç hissetmiyor iken, beni tümüyle hisseden bir varlık olun. Ve siz bunun hepsini kendiniz inşa edin. Tamam. Bunu siz inşa edin diyor Yartan. Ben inşa etmeyeyim diyor. Çünkü bunu siz inşa ederseniz kendi çabanızla o zaman bunu siz sahiplenmiş olursunuz. Yani tüm yaratılış sizin yaratılışınız olmuş olur. Benim değil. O zaman siz de babanızdan size para kalmış gibi hissetmezsiniz. Tam tersine babam büyük bir imparatorluk kurduydu ve şimdi ben de kendim için bir tane kurdum hissiyatında olursunuz. Ve ancak o zaman yerden anlayabilirsiniz. Ve yerden bunu istiyor. Tamam. Yoksa yaradan bize her şeyi güzel güzel verebilirdi. İstediğimiz her şeyi de verirdi. Konuşurdu da anlatırdı da vesaire. Tam masal anlattığımız gibi çocuklarımıza. Ama biz o şekilde kalırdık. İstediği o değil. Yaratanın istediği çok güzel bir şey var bizler için. Onun kadar yüce olmamız. Ve o yüzden bunu yapabilmemiz için bizi biraz zorluyor. Ama zorlanan insanın kafası gelişir. Hayatta her şey kolay olursa o adamdan bir şey olmaz. Bir aptal olur. O yüzden yaratan sevdiklerini sıkıştırır biraz. Böyle sıkıştırır, sıkıştırır, sıkıştırır. Ta ki yeni bir evreye geçene kadar. Tüm insanoğlunun devrimleri de o şekilde oldu. Tam Tüm devrimlerimiz, hayatımızda kişisel devrimlerimize de dikkat ederseniz... ...hayatımızda yaşadığımız en böyle çaresiz, sıkıntılı, depresif anlardan bir çıkış yolu bulduk hep. Tamam, Burada da aynı şekilde. Şimdi bizim zamanımızın, bizim dönemimizin çok önemli bir koşulu var. Çok özel bir zamandayız biz. Tüm dünyaya bakarsanız tüm dünya bu şekilde. Yaratan herkesi sıkıştırıyor kimseye soluk aldırmıyor. Hiç kimse. Tamam? Amerika'yı görüyorsunuz. Şimdi ikiye bölündü. Bizim ülkemizi görüyorsunuz. Yıllardan beri ikiye bölük. Tamam? Her her taraftan yani hep ikiye bölünmüş. Tamam? Avrupa şimdi kaosa gidiyor. Tamam? Asya ekonomik devrimler geçiriyordu. Şimdi onlar ekonomik çöküşlerin içinde olacak. Hiç kimse ne yapacağını bilemeyecek. Ortadoğu zaten leş. Tamam. Mı? yaratılışından beri savaş, kargaşa, kan gölü Ortadoğu'nun koşulu öyle Babil çünkü. Tamam? Mı? Köklerden geliyor. O yüzden Yaratan tüm insanoğlunu sıkıştıra 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 geliştiriyor. Bizden de yapmak istediği yüce bir varlık. O yüzden kalpteki noktası uyandıysa kişinin yani büyük bir kısmet diyeyim. O yüzden de bırakmamakta fayda var. Tamam. Ancak bu şekilde yaratını anlayabiliriz, algılayabiliriz. Aynen onun hissettiklerini, yaptıklarını biz de yaparsak onun gibi düşünebiliriz, onun gibi anlayabiliriz. Bize neden öyle davrandığını anlayabiliriz. Hayatta da öyle. Annemizin, babamızın bize kızdığını anne baba olduktan sonra anlıyoruz. Nasıl diyoruz ki baba haklıymış ya da annem o terliği iyi ki atmış diyoruz. Tamam. <laughs> <laughs> Öteki türlü mümkün değil. Hayatta da biraz o yüzden sıkıştırılmaya geldiğimiz zaman yani kabala çalışıyorsak özellikle neden bizi sıkıştırıyor? Bizden ne istiyor biraz düşünmemiz lazım. Ama o yüzden hepinize bu yüzden defter almanızı tavsiye ediyorum. Yazın. Biraz önce niye yazdım tüm o soruları kendime? Yazıyorum. Kendim için netleştiriyorum. Üzerine düşünecek bir şeyim var. Ama elde etmek istediğim şey ne? Neden çalışıyorum? Bu çalışmadan ne istiyorum? Bunların hepsini gün be gün kişi kendisini netleştirmeli. Yoksa sokaktaki insanlar gibi görürsünüz, olursunuz. Görüyorsunuz yaşıyor. Gün be gün yaşıyor herkes sokakta. Kimse soruyor mu? Niye? Neden? Ha? Yok. Aynen. O yüzden kalpteki noktası uyandıysa kişinin özellikle kendisi için gün be gün çok keskin bir çizgi oluşturması lazım. Tam olarak ne istiyorum, ne yapacağım. Tamam. <laughs> Bugün sadece soru cevap olduğu için uzun uzun anlatabiliyoruz. Tamam, o yüzden bizler Yasemin Hanım, yaradandan hiçbir zaman ayrılmadık. Hep o mükemmelliğin içerisindeyiz. Ama yerden bize sanki orada değilmişiz hissiyatını veriyor. Ki o mükemmelliği sıfırdan biz inşa edelim. Ama baştan yarattığı zaman hep mükemmeldik. Hala da mükemmeliz. Yerden bize o yüzden mükemmelmişiz gibi davranıyor. Ama mükemmellikten uzaklaştıkça ne yapmak zorunda? Bizi sıkıştırmak zorunda. Tamam. Okay. İbrahim soruyor kocayından. Hocam manevi çalışırken masumu geçtiğimizi nereden bilebiliriz? Nasıl anlayabiliriz? Çocuk görmeye başladığı zaman gibi düştü. Tamam, bebekliğini hatırla biraz gözlerini açmıştın ama hiçbir şey görmüyordun realitede. Sonra yaş yavaş baktın o görmeye başladın. Aynen öyle. Yavaş yavaş. Ama değişim birden hissedilecek. Bebek de doğduğu zaman yeni bir yere doğduğunu hissediyor. Tamam o yüzden ilk yaptığı şey ne? şu koşulda. Tamam mı? Görmese de, hissetmese de kendisini muhafaza etme koşulunda. Doğal olarak öyle. Tamam mı? Maneviyatta da kişi başka bir yerde, başka yani başka bir yer derken başka bir his. Kafanıza <laughs> başka bir şey gelmesin, gezegen mezegen gibi. Tamam mı? Ne demek? Başka bir hissin içerisindeyim. Şimdi daha önceki yaşadığım algılara göre içinde yeni bir algı var. Daha derini görebiliyorum sebep-sonuç ilişkisini daha bir hissedebiliyorum, kavrayabiliyorum. Bir şey olduğu zaman arkasındaki işleyen gücü görebiliyorum. Tamam. Buna ya. yaş yaş kişinin bebeklikte nasıl gözleri açılıyorsa maneviyatta da yaş yaş gözlerin açılması. Didem soruyor İzmir'den. Ne zaman çuva var? Kişi tüm sırları öğrenip cehalete dönmeyeceğine dair tanıklık ettiğinde açıklar mısınız? Okey. Çuva. Kitapta mı okudun onu Didem? Uf. Çuva geri dönmek demek. Ya da zaten o koşulun içindeydim ama diyelim ki hadi değilsin. Tamam diyelim maneviyata geldin. Çuva cevap kelimesinden gelir. Tamam. Ne zaman cevabı? geri geleceğim yani. Cevabı geri gelmek kişinin arayışıyla başlayan bir şey. Ne demek o kişi tüm suları öğrenip cehalete dönmeyeceğine dair tanıklık etmesi, yaratanın kişiye resmen tanıklık etmesi ki bir daha asla geriye dönmeyeceksin. Geriye dönmeyeceksin dediği şey burada kötülüğe geri dönmeyeceksin. Kötülük kendim için olmak. Tam doğada her şey başkaları için işliyor. Sadece kişi kendisi için işliyor. O yüzden kişinin tekrar kötülüğe dönmeyeceğine yaradanın tanıklık etmesi bir de asla egoizme geri dönmeyeceği. Bundan ibaret. Ne demek yaradanın şahitlik etmesi? Kişinin ihsan etme niteliğini edinmesi bu. Çünkü maneviyatta edindiğim zaman kaybetmem. Maneviyat bir kere edinildiğimi edinildiğinde asla kaybolmaz. Ama son safhasında şahitlik safası var. Tamam mı? Yaratan gelip de elbette mahkemedeki gibi şahitlik yapması değil, kişinin hat safhaya kadar ihsa ve niteliğini edinmesi bir daha asla kötülüğe dönmeyeceğinin tanıklığı. Mehmet soruyor İstanbul'dan. Edinim sahibi bir kabalist tekrar egosuna yenik düşer ise bu aşamadan sonra durumu ne olur? Şimdi bizler daha önce neden bahsettik? Maneviyatta 125 basamaktan bahsettik, değil mi? Buradan buraya kadar. Ve neler var demiştik arada? Dünyalar var demiştik. Dünyalar aslında giderek artan egoizmimin seviyeleri, alma arzum yani. Tamam? Dünyalar dediğimiz şey bayağılığımın arttığı yeni arzular. Maneviyatta da ilerlerken kişi bir basamaktan bir, bir, sonraki basamağa çıkar iken diyelim buradayız. Bir basamağa çıktığım zaman iki basamak düşmem lazım. Tamam. Ne demek bu? Egoizmim artmaz ise bir sonraki basamağa çıkamam. Bir sonraki basamağa çıkabilmem için kendime ekstra bir arzu eklenmesi lazım ekstra bir bayağılığım olması lazım. Toplumda da öyle. Tam toplumda insanlar var, ailevi hayatında rahat. Bazı insanlar var, zengin olmak istiyor. Ekstra bir bayağılığı var, arzusu var, egoizm var. Bazıları toplumu kontrol etmek istiyor. Onların daha da büyük bir arzusu var. Bazıları her şeyi bilmek istiyor, bilim adamları gibi. Onların daha büyük bir arzusu var. Hep egoizm bunlar, tamam Ama bir sonraki safhaya gidebilmek için bir birincisini tamamladığım zaman yeni bir arzu ifşa olması lazım içinde daha kaba ve o adamı düşürür ve bu iyi bir şey çünkü şimdi ne demek düşmek düşmek içimde yeni bir egoizm seviyesini keşfettim demek düşmek dedikleri bu tamam ne yapmak zorunda yine bunu çevrenin yardımıyla aşmak zorunda her zaman çevrenin yardımıyla aşmak zorunda. Tamam. Yenik düşer ise bu aşamadan sonra durumu ne olur? Yenik düşmek gibi bir şansı yok. Hiçbirimizin yok işine çıkacağız. Çünkü yaratılışın amacı baştan tayin edildiyse yenik düşmek gibi bir şansımız yok. Öyle ya da böyle. Yani nasıl diyor kabalistler? Hayat yaşamanın iki yolu var. Ya güzel güzel yaşayabilirim. Ya da tekme toka iyi iyi yaşayabilirim. Evde büyüyen çocuklar gibi. Ya yaramaz olacağım, peder sürekli iki toka da at atacak, ben de tamamsın diyeceğim. Ya da iyi çocuk olacağım, derslerimi çalışacağım, saygılı olacağım. Onlar da öpecek, kucaklayacak, aslansın, kaplansın diyecek. Öyle büyüyeceğim. Yani başka bir yol yok hayatta. Ailede olduğu gibi burada da aynı şekilde. İnsanoğlunun da gidecek iki yolu var ya bencilliğin peşinde gidecek, egoistçe, alma arzularını tatmin edecek ve ölecek de yolda. Elde var, sıfır. Tamam ya da ne yapacak? Yaratış amacına doğru gidecek. Yaratış amacına doğru giderken ızdırap çekmiyor muyuz? Farklı çekiyoruz. Orada farklı bir ızdırap var. Amacı endeksli. Yediğin tokadı derse çevirebileceğin bir anlayış yaşadığın his ve tecrübe ekleyebileceğin bir erdemlik. O zaman ızdırap ızdırap olmuyor. O zaman tam tersine ızdırap kaldıraç oluyor. Yani amaca yükselmek için kullandığım güzel bir ders oluyor. Tamam ve ondan sonra çevreyi yine kullanırsa ne yapmak zorunda kişi burada? Tamam şöyle yapalım. Yine kendisini çevrenin içine sokmak zorunda. Tamam. Ondan sonra ne yapacak? Tekrar çıkacak. Buradan. Bir sonraki seviye. Tamam. Oradan ne yapacak? Daha derine düşecek. Ve ne yapacak? Tekrar. hep Zaten hep çevrenin içinde. Ama yine kafayı çevrenin içine sokacak. Çevreden başka bir yerden çünkü güç alamayız. Dışarıdaki dünyadan hiç güç alamayız. Orası kesin. Zaten kalpteki noktası uyandıysa adam dış dünyadan çiğ, çiğ yer. Tamam yani orası şüphesiz yani. O yüzden kalpteki noktamızda dışarı çıktığımız zaman dışarısı bize göre değil. Ee, dışarıda o yüzden ne yapıyoruz? Sadece işte günlük hayatımızı idare edecek şekilde zaman geçiyoruz. Orada. hepimiz işe gitmek zorundayız. Dünyanın hali bu ne alalım? <laughs> Ama genel olarak baktığımız zaman zamanla kabala çalıştığınız zaman görüyorsunuz zaten. Göreceksiniz de yeni iseniz göreceksiniz. Eskiler zaten görüyordur. Yani dışarıdaki insanlarla ortak bir noktanızın kalmadığını görüyorsunuz fazla. Ha? Tamam. Arkadaşlarınızdan da bilirsiniz. Tamam? Bazıları vardır. 20 yıl önce okulda neden bahsediyorsa hala ondan bahseder. Aynı şeylerden konuşur. Tamam. Ondan sonra dersiniz ki adam hala aynı. O yüzden yavaş yavaş e, aldığınız hislerle değiş, içsel değişim yaşamaya başlarsınız yani o da sizi yavaş yavaş getirir. Cennetin Didem soruyor. Didem kendisini kitaplara vermiş herhalde. Güzel de yapmış. İyi yapmışsın. Cennetin krallığının yükünü üstlenmek açıklar mısınız? Cennetin krallığının yükü demek adamın ihsan etmeyi, edinmeyi üstlenmesi. Tamam. Cennetin yükü, cennetin krallığının yükü o. Cennet demek ihsa niteliği demek. Tamam. Huriler falan yok. Eminim. Didem sen bunu duyduğuna da sevinmişsindir. Tamam mı? Öyle bir şey yok. Cennetin krallığı, cennet ihsan etme seviyesi. Tamam O seviyeyi kişi edineceğim diye yüklendiyse, omuzladıysa işi bu hareket eden kebize soruyor. Bağlasılan mektuplarından birinde tarif olarak tombul kadın karakteri kitaplar ve kabala öğretmenleri tarafından örnek olarak alınır. Kabalan'ın sesi 7980. Burada bahsi geçen tombul kadını açar mısınız? Ona okumam lazım. Tamam ona okumam lazım. Tamam önümde o kitap yok. <laughs> Tamam. Mektuplarından birinde tarif olarak tombul kadın karakteri. Bilmiyorum belki Polonyalı anne tiplemesinden bahsetmiştir. Çünkü Balos'tan Polonyalıydı biliyorsunuz. Tamam Polonyalı anne ne yapıyor? Belki oradan bir örnek veriyor. Çocuğunu tıka basa doyuruyor. Tamam çocuğunu çok seviyor. Tıka basa doyurmak istiyor. Ama esasen aşırı sevgi öldürür derler. Tamam mı? Özellikle bizim dünyamızda. Evet. <laughs> belki, belki oradan bir örnek vermiştir bilmiyorum. Tamam Ama <laughs> bunu e-postayla yazın bir kitaptan bakayım. Yasemin soruyor. Yaratanın doğası alma arzunu yaratmadan önce nasıl vermek, istemek olabiliyor? Alacak bir var, varlık olmadan önce bile. Bu çok güzel bir konu. Maneviyatta da kabalistler ne diyor? Kişi yok ise yaradan da yok. Tamam ikimiz yaratan bakın ne kadar yani biraz düşündüğünüz zaman derinlemesine kendini eritiyor bizim için resmen. Çünkü diyor ki siz yoksanız ben de yokum. Tamam Siz yoksanız ben de yokum diyor. Ya beraber olacağız diyor ya da siz yoksanız ben de yokum. O yüzden yaratanı algılayan yok ise yaradan yok derler. Güzel bir soru. Kişinin o yüzden maneviyatı edinmesinde yaratanla bütünleşmesi ancak kişi bunu başarırsa olur. O yüzden yaradan insandan daha hüzünlüdür derler. Çünkü düşünsene 8 milyar çocuğum var. Hiçbirinin umurunda değilim. Hiçbiri beni umursamıyor, hiçbiri beni sevmiyor ya da. Tamam. Yaratanın acısı o yüzden bizimkine kıyasla daha büyük der kabalistler. Çünkü kendimden 8 milyar var ama kimsenin umurunda değil. O yüzden yaratan olmadan yani yaratanın ihsan ettiği bir varlık olmadan ne kişi var, ne yaratılış var, ne yaradan var hiçbir şey yok ortada. Koca bir sıfır. Bu yüzden maneviyat edinmemiz çok önemli. Tamam gerçekten önemli. Çünkü edinmeden biz de yokuz işin açıkçası. Adam ölüp gidiyor yani gördüğünüz gibi. Tamam yaratan bizi burada yaratmış diyor kabalistler. İyi, hoş, güzel, mükemmellik içindeyiz. Algılayan yok. Tamam Burayı algılamıyorsak biz yokuz aslında var olduğumuzu da söyleyemeyiz. Sadece kabalistler söylüyor öyle. Niye? Ne diyorlar? Mükemmelliktesiniz ama mükemmelliği edinen için mükemmelliktesiniz diyorlar. Bu yüzden bizler ne yapmamız lazım? Maneviyatta edinim sahibi olmak için en büyük işimiz bu olması lazım. Çünkü aslında şu anda real telefon yokuz biz yani. Rüya gibi hayatımız o yüzden. Kabalistler de diyor. Sadece bir hayal bu dünya. O yüzden adam ölüp gidiyor. Ne yaptığını bildiği yok. Yaşlanıyor. Yaşlandığı zaman hayat nasıl geçti onu bilmiyor. İki gün önce, üç gün önce yaşadığı şeyleri hissetmiyor bile. Tamam? Niye hayat üç günlük diyorlar? Doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Çünkü öldüğü gün sadece yaşadığı o günü hissederek ölüyor. Bir önceki günleri tüm hayatını hissederek hisleriyle ölmüyor. O yüzden bir günlük hayat diyorlar. Öldüğü günü hissederek gidiyor. O yüzden ondan sonra Doğukan sormuş. Hocam günümüzde BB'de maneviyatı edinen kişiler var mıdır? Bir de grup içinde edindiğimiz şeyleri anlatabilir miyiz? BB Bineybaruh ben size söyleyeyim. Biney Baruh bir grup kabalist. Tamam burada bir grup var. Hislerinizi kimseye paylaşamazsınız. Onu da söyleyeyim. Şu anda zaten orada edinen birisi yok. Ama edinirseniz de paylaşmayın. Biz de burada paylaşmıyoruz. Grup olarak çalışırken kaynakları, yaşadığınız hisler, gruptan aldığınız izlenimler ve kitaplarda his ve aklı birleştirmek üzerine. Tamam neden hep kitapları çalışıyoruz? Tamam yıllardır bazen arkadaşlar diyor ki yıllardır aynı kitaplara çalışıyorsunuz hala öğrenemediniz mi kitapları? Kitapları öğrenmem gerekmiyor. Kitapları yaşamam gerekiyor. Birçok adamın da sıkıntısı bu. Kitaptan alabileceğim bir şey yok eğer yazılanı hissetmiyor isem. Çünkü Talmud eser Sefirot'da orada on Sefirot'tan bahsederken, bilmem şu parçufa, şu ışık şöyle geliyor, ışığı şu kadar aldı, gerisini almadı, dışarıya yansıttı. Oranlardan falan bahsettiği zaman o, o hissiyatın içinde değilsem o kitapla zaten hiçbir alakam yok. O yüzden kitap kafayla öğrenilmez. Burada önce yaşamak zorundayım, yaşadığımı kitapta keşfetmek zorundayım. Ancak ondan sonra hissimle aklımı maneviyatta birleştirebilirim. Tüm hisler sadece dostların arasındaki bağdan alınır. O yüzden yaşadığımız tüm hisler, umutlarımız, mutluluklarımız, hüzünlerimiz, hayal kırıklıklarımız hepsi bakın dünyadaki insanların arasında yaşanan şeylerden. Eğer ormanda yaşıyor olsaydık hiçbir şey olmazdı. Hayvanların arasında yaşıyor öyle rahat rahat. Tamam. Ama ilerlemek için his yaşamamız lazım. Bu da ancak dostların arasındaki bağda. Bu yüzden tamam, kitapları okuduğumuz zaman içinde sınır yok o kitapların. Ha, makalleri okursunuz, kitapları okursunuz, ezberlersiniz, sorun yok. Tamam. Açın şamati bir, ondan başkası yok makalesi. Okuyun yüz kere emin, ezberleyin. Gelin bakalım ondan başkası yok prensibiyle her saniyenizi geçirebilecek misiniz? Hayatın her saniyesini yaratanla yürüyorum şimdi. Ve onun bana yaptığı her şeyin hissiyatı içerisinde sadece ben ve o var hissiyle yaşıyor musunuz? Çünkü ondan başkası yok makalesini. Yüz bin kere de okusanız bu histediyseniz de o makaleyle hiçbir işiniz yok. Sadece size ışık tutar. Yani edinmeniz gereken his, his almanız gereken hisler size bir ipucu olarak gösterir. Ha, peki neden çalışıyoruz işimiz yoksa? Çünkü o ipuçlarından hisler yaşadığım zaman nasıl ilişki kuracağımı öğreniyorum. Okulda da öyle. Kitaplardan niye öğreniyoruz? Yaşadıkça aklımızla ilişkilendirmek için. O yüzden Kabalistlerin yazdığı kaynaklar çalışmak çok önemli. Çünkü onların spesifik olarak adım adım bize ne yaşayacağımızı söyledikleri kitapları okuyoruz. Ne diyor Rabaş sosyal yazılardan? Bakın ne diyor Zohar'da yazdığı üzere insanın yerdandan korkması önemlidir. Çünkü o yüce ve hükmedendir. Tüm dünyaların kökü ve özüdür. Ve onunla kıyaslandığında her şey önemsizdir. Tam Zohar'da böyle yazıyormuş. Şimdi siz bunu okuduğunuz zaman hayatınızda yerdandan başka her şeyin önemsiz olduğunu hissediyor musunuz? Yok. Yerdan'ı hissediyor musunuz? Yok. Yerdan, yerden kim? O da belli değil. Tamam Ama kitabı ezberleyen çok adam var. Ya yaşayan adam var mı? O soru işaret. O yüzden maneviyat kafayla olmaz. Hisle olur. <laughs> Bu yüzden de kitapları çalışırsak, doğru kitapları çalışırsak neye gelmemiz gerektiğini söylüyor bize. Yani öyle bir noktaya gelmem lazım ki yaratandan başka hiçbir şeyin önemi yok. Tüm dünya ikiye yarılabilir. Sadece yarıdan önemli. Nokta. O hissiyata maneviyat bizi getirmeli. O şu demek dediği şey şu ne olursa olsun yaratandan hiç kopmuyorum. Yani bahsettiği kişilik burada bu kitapta Zohar'da yazan kişi. Ki şöyle bir noktaya gelmeli ki da bütünlük içinde olduğunu sürekli hissetmeli. Başka hiçbir hissiyatın içinde olmadan. Yani maneviyata hat safhaya kadar edinmiş bir adamdan bahsediyor burada. Tamam Şimdi bir dinciye versek bunu. Bununla bize ahkam keser. Tamam Ama yaşamaya gel. O yüzden başka kimler yazmış? <laughs> Kabala çalış Yasemin soruyor. Kabala çalışan bir öğrenci hiçbir sapma olmadan edindiğini nasıl anlar? Kontrol grubu grup mudur? Kontrol mekanizması grup ve yoldan hep sapacaksınız. Tamam mı? Bizim yolumuzda hep sapı, sapmak var, sapıtmak yok ama sapmak var, tamam? Mı? Neden? Çünkü gidişatımız nasıl? Maneviyatta da böyle, hep iki çizgi arasında olmamız lazım, tamam? mı? Sağ ve sol, tamam? Mı? Sapmak demek, Maneviyatta yoldan çıkmak anlamında değil, yeni içimde ifşa olan bir egoizm var, tamam? Mı? Onun ağırlığını hissediyorum onun ağırlığını hissettiğim zaman maneviyatın öneminin azaldığını hissediyorum bir taraftan. İki hissiyatın arasında özgür seçimimle çevreyi kullanarak maneviyatı tekrar önemli kılıp yeni alma arzumun üstüne kıyafetlendiriyorum. Tamam. Sapma dediğimiz şey bu. Yani yoldan çıkmak değil, sadece yeni gelen bir koşulu Tamam. Ne yapmam lazım? Sevgiyle kıyafetlendirmem lazım. Yani hissetmelik kıyafetlendirmem lazım. Bunu grupta çalıştıkça da şey yapabilirsiniz, hissedebilirsiniz yavaş yavaş. Sıkıntı, sıkıntı değil. Tamam? Çünkü kişi ne yapacak? Hepimize oluyor bu ve ilerledikçe daha da ağır arzular çökecek üzerine, üzerinize. Tam ilk başta anaokulundayken çocuklara fazla öyle ağır yük vermiyorlar. Ama çocuklar büyüdükçe evde ne oluyor? Anne baba sorumluluk sahibi olmalarını istiyor. Diyor ki artık yatağını toplayacaksın, ödevini yapacaksın. Artık çocuk değilsin tamam mı? Yani biz büyüdükçe hayat bizden sorumluluk talep ediyor. Tamam mı? bu dünyada da sembolü bu şekilde. Şimdi biz de büyüdükçe yaratanın bizden ne yapacak? Gelişmemiz için daha çok önümüze oyunlar getirecek. <laughs> Bu oyunlarda ne yapacağız? Kendimizi güçlendirmemiz lazım. O yüzden sapmak değil, yeni koşullarda ilerlemek diyelim. Tamam mı? Kişi saptığı zaman zor. Ee, yani yoldan çıktığı zaman zor. Saptığı zaman derken yoldan çıktıysa zor. Ama sapmalarda grupla kendimi hep kontrol edeceğim. O yüzden maneviyat hep sağ çizgiden gitme koşulu var. Tam hep sağdan gitme. Onun ne olduğunu öğreneceğiz önümüzdeki dönem. Tamam bu şu temelleri bitirelim. Grup içerisinde pratik çalışma nasıl olunur? Ee, hep bunları bunları öğreneceğiz. Şimdi o yüzden kabala çok pratik bir ilim. Çünkü aramızdaki ilişkilerden ne yapacağız? Ee, kendimi ölçme fırsatı, tartma fırsatı, içimde ifşa nitelikleri görme fırsatım olacak. Tamam. Nasıl hep arkadaşlıklar yaşadığımız zaman ne yapıyoruz? İçimizde o arkadaşça yönelik yeni şeyler ortaya çıkıyor. Düşünceler, hisler iyi, kötü, olumlu, olumsuz önemli değil ama ikimizin arasındaki yani iki arkadaşın arasındaki ya da evli bir çift. Tamam mı? Evli bir çift ne oluyor? Her şey güzel ama bazen bir nane oluyor. Tamam mı? Tak tekrar düzeltmeleri gerekiyor. Tekrar iyi gidiyor. Tak yine bir nane oluyor. Tekrar düzeltmeleri gerekiyor. Hep bu düzeltmeler... Tamam mı? Ne yapıyor? Çiftleri inşa eden şeyler. Tamam şimdi 21. yüzyılda binane olunca herkes diyor ki, eyvallah sen kendi yoluna ben kendi yoluma. Ama esas ilişkilerde olumsuzluklar demek ilişkimizi daha güçlü yapmak için fırsat demek. Tamam eğer yani fırsatları kullanırsak o zaman sevgi, aşk, bu tür şeyler bu fırsatlarla inşa edilir. Şimdi 21. yüzyılda kimsenin pek sabrı olmadığı için insanlar çok ayrılıyor. Ayrılma kolayımıza geliyor çünkü egomuz daha rahat ediyor öyle. Ama her ilişkinin her problemini sevgiyle örtebilip birbirimize yaklaşmak, birbirimizle sevgiyle olumsuzlukları örtmek ne yapıyor? İlişkiyi çok güçlü kılar. Tamam Grupta bunları yaşayacağız hep. Ama hep içimizde hortlayan egomuzun, aa bize nasıl bir varlık olduğumuzu tanıtması, bunu nasıl törpüleyeceğimiz, nasıl bunu çevrenin vasıtasıyla nasıl iyileştirebileceğimizi öğreneceğiz. İnsanın tek düşmanı kendisi. Tamam o göze bakacağız. Egomuz tek düşmanımız. Ondan sonra... Ali soruyor. Alice bakayım kim soruyor? Doğukan soruyor. Önümüzde BB'de maneviyat yani onu sordun zaten. Yasemin sormuş. Üst dünyaları edilenler bile 6000 bin yıllık çalışma bitmeden yeniden bedenlenmek zorundaysa bu süreç olan bu, bu süreç olan için bu süreç onlar için nasıl çalışır? 6000 bin yıl dedikleri şey fiziksel yıl değil. Maneviyatta fiziksel yıl diye bir şey yok. Fiziksel yıl fiziksellikte yaşayanlar için var. Tamam ama eğer biz maneviyatta olsaydık bizim için yer zaman faktörü olmayacaktı. Şimdi biz nerede yaşıyoruz bu dünyada? Zaman, yer, hareket. Tamam mı? Bu üçünün bu üç, üç koşulun içerisinde yaşıyoruz. Tamam Yapacak bir şey yok. O yüzden üç boyutlu hayatımızın içinde bir, bir hareket içerisindeyiz yer zaman hareket ama maneviyat öyle bir şey değil. Maneviyat daha böyle bir gaz gibi, sıvı gibi. Tamam mı? İçinde rahat her tarafa hareket edebiliriz. Maneviyatta yer demek arzu demek. Yani bir uf. bir arzudan başka bir arzuya geçmeye tamam mı? Arzularımız var tamam mı? Maneviyatta bir arzudan bir arzuya geçmeye hareket denilir. Yer içinde bulunduğum arzu. Zaman ne kadar çabuk arzudan arzuya geçebildiğim. Tamam. O yüzden maneviyatta 6000 yıl bir adam için ...altı yıl olabilir. Tamam. Tüm ıslahını kişi tüm hayatını adam bir saatte edinebilir diyor kabalistler. O yüzden yapmamız gereken şey arkadaşlar çaba sarf etmek bizim avantajımız şu, geçmiş nesillere kıyasla. Bizim zamanımızda her şey çok hızlı ilerliyor. Tamam eğer zamana bakarsanız bakın dünyanın ilerleyişine bakın geçmişte bir ülkenin bir konumdan bir konuma gelmesi böyle yıllar yıllar alıyor hatta onlarca yıl alıyordu. Şimdi tak görüyorsunuz hemen ülkeler acayip bir değişkenlik içerisinde tüm dünya muazzam bir çalkalanma içerisinde. Her taraf öyle. Neden? Çünkü insan olur yani resmen format attı gibi bir şey oldu. Tamam? O yüzden hepimiz şimdi belli bir alan içerisindeyiz. O yüzden bizim neslimizin koşulu çok önemli. Çünkü Tüm dünya aynı koşulları yaşıyor kendi ülkelerinde, herkes kendi ülkesinde aynı koşulları yaşıyor, tamam mı? O yüzden kaçacak gerçekten bir yer yok ve yani her tarafı gezmiş biri olarak, yaşamış biri de olarak üç dört kıtada, tam diyebilirim ki dünyanın her tarafı aynı. Tamam. Şimdi bazen Amerikalılar Amerika'dan kaçmak istiyor. Bakın dünyanın haline bakın. Amerikalılar Trump geldi diye Amerika'dan ayrılmak istiyorlar. Biz bizimkiler başkası geldi diye bizim ülkeden ayrılmak istiyor. Tamam mı? Şimdi bizimkiler Amerika'ya gitmek istiyor. Amerikalılar Kanada'ya gitmek istiyor ya da başka bir yere gitmek. Yani demek istediğim şey anlatabiliyor muyum? Herkes eskiden Amerika'ya kaçmak isterdi. Şimdi yani Amerikalı nereye kaçacağını bilemiyor. Yani demek istediğin şey dünya öyle bir hale geldi ki yani yerden kimse hiçbir yerde rahat bırakmıyor. Tamam. O yüzden yapacak bir şey gerçekten yok. Kaçacak bir yer de yok. Tamam mı? Eğer bulursanız bana da haber verin. Tamam mı? <laughs> kaçacak bir yer de yok. O yüzden yaratan resmen bizi öyle bir yere getirdi ki yani ya bu işi halledeceğiz ya da hep beraber tavada kızaracağız. Tamam çünkü şimdi görüyorsunuz yavaş yavaş sinyal de veriyor. Kuzey Kore'de tamam mı bir adam var düğmeye basıyor roket atıyor adam. Yani sanki havai fişek atıyor. Anladın <laughs> mi? öyle bir adam var yani. Düğmeye basıyor. bugün bu roketi denedik. Yani anladın mı yani bugün bu salatayı denedik demek gibi bir şey yani. Adam <laughs> iki Yani şimdi oraya girseler Amerikalılar öteki taraf patlayacak. Yani her tarafta bir patlama var. Dünyanın her tarafında yaratan hepimizi şöyle sıkıştırıyor sıkıştırmasının nedeni şu. oğlu hiçbir şekilde ilişkilerinde hangi görüşte olursa olsun kendi aralarındaki ortak görüşlerde bile birbiriyle geçinemeyeceğini görmesi için. Tamam. Egoizmimiz, doğamız bizim ülkemize de bakın. Bakın iki, iki zıt koşul oldu tamam mı? Yani hiç kimse nasıl olduğunu da anlayamıyor. Birden nasıl böyle halk tam ikiye ayrıldı. 50-50. Ha? İskonto oranı gibi. 50-50. Her Yani her ülke böyle. Amerika'da demokratlar, cumhuriyetçiler. Bizde işte laikler, öteki kesim. Ne bileyim şimdi Avrupa'da şey olacak. Hı, Hristiyanlar ve dinciler olacak ve Avrupa'da da sağcılar ve solcular olacak. O yüzden tüm dünya e, kızarıyor. Tamam Burada Burada şunu göstermek için. Hepimizin içinde ikilem var. Tamam. Hepimizin içindeki ikilemi göstermek için Yaradan ne yapıyor? Dünyada her yere ikilem getiriyor. Yapmamız gereken şey ne yapmak? Orta çizgiyi bulmak. Bakın realitede bize çok net konuşuyor yaratan. Yapmamız gereken şey karman çorman bir dünyada. Tamam mı? İki ucu bir araya getirmek. Çünkü bu ikisi iki zıt koşul. Artı ve eksi. İkisi arada bir rezistans olmadan, bir bağlaştırıcı, bir birleştirici olmadan bir arada var olamaz. Tamam O yüzden bunu yapabilecek bu, bu uhu kim? Bu uhu dediğimiz... bu yapıştırıcı tamam mı? kabalistler kabalistler çünkü bunlar doğal olarak birbirlerini yok etmek istiyor doğal doğal güç dengesi öyle doğada tamam mı? o yüzden hiç kimse kimseyi de yok edemez herkesin var olması şart İyi olmadan kötü olmaz, kötü olmadan iyi olmaz. O yüzden kabala çalışan bir insan ne yapmak zorunda? Hep iyi ve kötüyü mutabakata getirmek zorunda. Daha sonra göreceğiz ki ilerledikçe dünyada ifşa olan tüm kutuplar kendi içimde, kendi içimdeki zıtlıkları bir araya getirebilmem için. Ama niye ders veriyoruz? Kabala niye öğretiyoruz? Öğretmemizin nedeni şu, sanki herkes dışımdaymış gibi gözüküyor ama hiç kimse dışımda yok realiteyi algıladığım zaman. Herkes dışımdaymış gibi gözükse de içimde. Dolayısıyla ben kendimi ıslah etmek için ne yapmam lazım? Tüm dışımdaymış gibi görürken, gözüken dünyayı içime toparlamam lazım. Tamam. Geçmişte kabalistlerin büyük sıkıntısı kabal öğretecek adam yoktu. Çünkü dünya yani can derdindeydi, ekmek derdindeydi. Ekmek derdinde olan adam ama maneviyattan hiçbir şey anlamazsınız. Ama şimdi dünya öyle bir noktaya geldi ki herkes üç aşağı beş yukarı karnı doyuyor. Üç aşağı beş yukarı. Şimdi ama buna rağmen boş hissediyor. Konuşacak bir şey var. Yani tüm dünya koşullarına göre artık gerçekten hepimizin çalışması lazım ki bu iki zıt koşulu nasıl sevgiyle mutabakata getirelim. Çünkü birbirimizi yok edemeyeceğiz, tamam. ne onlar onları, ne onlar onları. O yüzden e, kabalı çalışan insanların yapması gereken şey o iki zıt kutupta hep arayı birleştirmek, sevgiyle mutabakata getirmek. Tamam. Yapmamız gereken de o. Baruh'un amacı da o. Tamam. Baruh ne dedim? Bir grup kabalı istedim. O yüzden öğretirler, öğretmek zorundalar. Tamam Yapacak başka işimiz yok. Öğretmezsek de vay halimize. Çünkü çocuklar büyüdükçe ne oluyor? Baba daha talepkar. O yüzden kardeşlere bakmak zorunda. O yüzden tüm kabalistler, tüm Bineybarutuan, tüm arkadaşlar hem öğretmeye hem de öğretenlere yardımcı ve destek olmakla yükümlü ki öğrenmek isteyen herkese öğretelim. Tamam. Didem sormuş. Neybarım kitaplarını internette kolayca buluyoruz ancak Zohar almak istediğimizde nereden ulaşabiliriz? Yardımcı olabilir misiniz? Zohar'la ilgili bir iki kitabımız var. Zohar'ın kilidini açmak kitabımız var. Alabilirsiniz onu da internetten. Zohar'ın otantik cilt, 11 ciltlik yani bizdeki 11 çalıştığımız 11 cilt daha çevrilmedi yani. Tamam Çevrilmediği için konuşacak bir şey yok orada. Tamam İbrancesini alabilirsiniz. Ama henüz çevrilmedi. Didem sormuş, Kabala bilimi kitabında Hilal isimli bir Kabalist, dost sevgisini açıklarken tek ayak üstünde durduğu belirtiliyor. Tek ayak üstünde durmak ne demek? O hikaye şöyle, sana açıklayayım. Hilal'e birisi geliyor. Birisi derken Kabala çalışmak isteyen birisi, yani manevi yolda ilerlemek isteyen birisi Hilal'e geliyor. Ve Hilal'e diyor ki, Hilal tek ayak üzerinde dururken bana maneviyatın ne olduğunu anlatır mısın? Hilal de cevap veriyor. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Geriye kalan her şey detay. Şimdi git gerisini çalış. Tek ayak üstünde gelen demek daha henüz tam ayakta durmayı bilmiyor. Ya da küçük demek aynı zamanda. Tek ayak üstünde duruyor. Yani yeni başlıyor yolda tek başına gidecek durumda değil. Çünkü maneviyatta tek ayakla yürüyemezsin. İki ayak beraber gidecek. Tamam. O yüzden öğrenmek isteyen birisi yolun başında. Tek ayağı üzerinde yani yola ilk adımını atıyor. Hilal de söylüyor. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Gerisi detay. Şimdi bakın maneviyatın güzelliğine bakın. Tek bir kural yapacağız. Tek bir kural var kendimize yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacağız. Gerisi detay diyor. Tamam. Noktaya virgüle fazla takılma yani diyor. Tamam. Eray soruyor İstanbul'dan. Hiyerarşik bir düzen var mı? Var. Var. Hiyerarşik bir düzen olmak zorunda doğada. Doğada da var. Tamam mı? Tüm doğa şöyle bir piramit. Böyle kocaman bir piramit. Tamam. Bu kadar cansız, bu kadar bitkisel, bu kadar hayvan, bu kadar insan, şu kadar da kabalist var. Tamam hiyerarşi olmak zorunda. Cansız bilgisayar hayvan, insan ve maneviyat. Cansız bitki hayvan konuşan diyelim, insan demeyelim. Tamam konuşan yani. Konuşan adamlar var sokakta. Ama insan esas insan demek adam. Tamam? Kabalist adam denir. Tamam? hiyerarşinin hepsi de Adem'den geliyor. O yüzden kabalistlerin zinciri Adem'den başlar. Bizim neslimize kadar. O yüzden dedim ya ilk derste birisi kabala öğretiyorum öğretiyorum diyorsa şey diyeceksin hocan kim? Hocan kim? Bir soracaksın. Hocanın hocası kim? Hocanın hocasının hocası kim? Hocanın hocasının hocasının hocası kim? soracaksınız bakalım kimden öğrenmişler. Tamam her önüne gelen bir şey öğretiyor bu nesilde. O yüzden ıı, hiyerarşi var. Ama hiyerarşi demek pardon. Hiyerarşi demek şu. Hani ben senden daha üstünüm, sen de azsın demek değil. Öyle bir hiyerarşi değil. Hiyerarşi demek şu. Hepimizin birbiriyle arasındaki bağda hiyerarşik bir düzen var demek. O yüzden hiyerarşi var. Tamam Hiyerarşi biz birbirimizden daha yüceyiz ya da sizler sonradan geldiniz gibi bir şey yok ortada. Tamam Çünkü yaratılışta öyle bir şey olması mümkün mü? Tam tersine ailede yeni bir çocuk doğduğu zaman patron kim? Patron o yeni çocuk. Çünkü herkes onun için koşturuyor. Tamam onun için çalışıyor gerçekten öyle. Hem aileniz vardır. O zaman yeni çocuk doğduğu zaman biliyorsunuz ki kardeşler, abiler, ablalar, anne baba herkes onun için koşturuyor. Tamam. O yüzden hiyerarşi demek yeni gelen arkadaşlar çok daha önemli demek. Çünkü onların çok daha fazla bakıma, yardıma ihtiyaç var ailede yeni bir çocuk gibi. Tamam Artık ailede yeni bir bebek doğunca 10 yaşındaki çocuğa eskisi gibi yaklaşmıyorlar yani ne yapıyorlar ondan sorumluluk bekliyorlar. Aynen bizde de öyle. Ve yaratılışta bu hiyerarşi çok güzel bir şey. Neden? Çünkü Yaratan öyle bir düzen yaratmış ki hiyerarşide herkes herkes için yeni doğan bir bebek gibi ve herkes herkes için bir abi, bir abla, bir anne, bir baba olabilir. Neden? Onu da söyleyeyim. Yaratılışın <laughs> çok güzel bir yanı var. Kişi yeni gelmiş olsa bile bakın diyelim yeni gelen bir kişi var. Tamam? Burada yeni gelen bir kişi var. Hadi şöyle yapayım. Tamam, yeni gelen bir kişi var. Burada da diyelim ki grup var. Tamam Grupta eski insanlardan ibaret. Tamam? Şimdi bakın, yeni gelen arkadaşa bunlar yardım ediyor. Tamam? Yardımcı oluyorlar. Sanki bunlar daha yüce. Değil mi? Buradan öyle gözüküyor baktığınız zaman. Ama öyle değil. Çünkü buradaki insanların gözünde esas yüce olan bu. Çünkü o aramıza yeni gelen. Tamam. Yani insandan insana ihsan etme fırsatını yaratan kişi bu şahıs. Atabildim mi? Biraz karışık gibi gözükse de değil. Tamam. O yüzden hiyerarşide kabalist eşittir. Hizmetçi. Tamam. Yani patron değil kabalist halka hizmet etmek zorunda ki onlar amaca gelsin. O yüzden bazen arkadaşlar soruyorlar, hocam sizin için bir şey yapabilir miyiz? Bir şey yapabilirsiniz. Birbirinize yardım edin, hep beraber amaca gelelim. Bir şey yapmak istiyorsanız, yardım etmek istiyorsanız. Çünkü iyi bir baba, iyi bir anne ne istiyor çocukları için? yüce olmalarını istiyor. Yani iyi bir babaysa, iyi bir anneyse çocuklar da hadi çıkın şimdi para kazanın eve getirin ben de 35'likte de bugünü geçireyim demiyor. Tamam. Ne diyor? Diyor ki hey lütfen hadi hep beraber sizleri nasıl yetiştirebiliriz, ileriye nasıl gideriz? Anne baba onu istiyor. O yüzden hep beraber yaratan da bizden bunu istiyor. O yüzden biraz önce ne dedim? Burada tüm tüm insanoğlu bu. Tamam. Tüm insanoğlu. Tamam. Tüm insanoğlunu yaratan bütünlüğe getirmek istiyor. O yüzden bir kabalist ne yapmak zorunda? İyi bir çocuk olmak istiyor. iyi bir evlat olmak istiyor. Tamam Ne demek gökyüzündeki babamıza geri döneceğiz? Tamam Onun gibi olacağız. Yani her şeyi bütünleştireceğiz, birleştireceğiz. Aramızdaki tüm kindi, nefretli bunların hepsini sevgiyle örteceğiz. Ama o yüzden kabalistler çalışmalarında yapmak istedikleri tek şey var. Yaratan denilen o sevgi ve ihsan niteliğinin tüm insanoğlu için ifşa olması. O yüzden hepimizin yaratana ihsan etmek için bu eylemi yapması lazım. Tamam. O kadar da zor değil. Tamam. Evet. Didem sormuş DNA'nın kabaladaki rolü nedir? DNA'nın kabaladaki kabaladaki bir rolü yok. Tamam? DNA vücutta geçmişten atalarımızdan içimizde kalan kalıntılar olarak bilinir. Neden DNA'mız var? Maneviyatta bunun kökü var mı? Var. Ne diyoruz ona? Reşimot. İzlenimler. Tamam ne demek izlenimler? DNA'm nereden geliyor? Huyum, suyum, alışkanlıklarım, içimizdeki karakter ya da karaktersizlikler. Tamam, hepsi neden kaynaklanıyor? Geçmişte atalarımızdan geliyor. İçimizde var olmak zorunda. Yani yaşanmış izlenimlerin içimizde bizi şu anda yapan varlık. O yüzden içimizdeki her şey için bir gen var. Hırsız ise içinde. Ama o yüzden kimseyi suçlayamıyoruz hırsızlık yapıyor diye. Tamam yakında belgeyle gelecekler. DNA'mda var Yargıç Bey yapacak bir şey yok. Gerçekten öyle. Tamam O yüzden yapacak bir şey yok. Bilim kanıtlasa zaten hiç suç falan kalmayacak. Ne yapayım? Öldürmüşüm hormonlarım öyle. Tamam gerçekten içimizdeki tüm karakter, nitelikler içimizde bu şekilde var. Ama içimizde her şeyin nasıl kullanılabileceği olumlu bir şekilde. Çünkü iki şey var realitede, tamam mı? Bir olumlu, bir olumsuz. İçimdeki her niteliği olumlu kullanabilirim eğer mutabakata getirirsem ortada. Tamam diyelim katilim. Şimdi katil bir adam kasap da olabilir. Tam kasaplık ya bayan adam doğru ama lütfen bizlere ne bileyim mangallık bir şeyler yap. Tamam gerçek söylüyorum. Torada oradan geçiyor o yüzden söylüyorum. Adam, adam katilse onu kasap yapın derler. Yani mesleği kasaplık olsun. Adam öldürmek olmasın yani. Tamam. Çünkü hepimizin doğasında var o yüzden çocuğunuzu doğasına göre yetiştirin diye cümleler var. Çünkü eğitimden geliyor bunların hepsi. Kabalistlerin işi ne? Eğitmek, öğretmek. Tamam O yüzden... <laughs> o yüzden stres yapmayın. Adem de hırsızdı biliyorsunuz. Tamam Adem de hırsızdı. Yapacak bir şey yok. Yalnız maneviyatta hırsız şu demek. Maneviyatta hırsız ihsan edebiliyor iken ihsan etmiyorum demek. Tamam Notunuzu öyle şey yapın. Hırsızlık bu dünyada başkasından bir şey çalmak. Maneviyatta başkası için iyilik yapma fırsatım var. Ve yapmıyorsam o zaman hırsızım. Ham Adem'in hırsızlığının tanımı o. Başkasından çaldığı için değil. Yaratana ihsan edebilecekken ihsan etmediği için. Şimdi saati yapmışız 9.34. Önümüzdeki çarşamba. Tamam çarşamba iki gün sonra tamam ne yapacağız? 11. dersten devam edeceğiz. Şimdi umarım bu derste tamam mı artık baya bir sistemi temizlemişizdir. Kafanızda takılan birçok şey varsa kafanızdan inşallah çıkmıştır. Tamam. Bir çay partisi daha yapacağız. O da ikinci on dersi bitirdikten sonra. O zaman da böyle sorular sorabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Da önemli olan şey ama Yaş, yaş artık tekrar 11. derste konuya odaklanmak ki bu birinci dönemi tüm temel taşlarıyla rayına oturtalım. Alt yani ana yapımızı, temelimizi inşa edelim. İkinci dönemde de uygulamaya geçeceğiz hep beraber. Tamam. Okey. Tamam. Kendinize iyi bakıyorsunuz. tamam. Sevgiyle kalıyorsunuz. Bol bol okuyun. Dersleri fırsatınız, zamanınız varsa dinleyin. Size yardımcı olur. Çarşamba akşamı bir terslik olmazsa görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.